Evet, hoş geldiniz. Yine bir bölüm. Hoş Bu bulduk. sefer 14. bölümdeyiz, değil mi Tayfun? 14. bölüm. Evet, vallahi inanamıyorum. 15 mi 14'e yoksa geldim. ya? Bir dakika. 15 galiba. Yok 15 ya. galiba. Ha, dur, 15, 15, 15. 15. Çok doğru. 15. 15. 15. Evet, 15. bölüm bölüm. kocaman geliyor. 15. bölüme hoş geldiniz. Bugün genç, güzel bir hanımla birlikteyiz. Nil Kocamangil, kendisi yeni kuşağımızın harika bir onselcilerinden biri. Heyecanlıyız bu an. Hoş geldin Hoş bulduk. Çok memnun oldum bu Nil. Biz projeye. de çok mutluyuz. Beni İyi de ki kabul davet ettin. ettiğiniz için seve seve o kadar mutlu oldum ki Yassı haber verdiği zaman. Çok çok teşekkür ediyorum. Beni de Seyredebildin mi davet eski ettiğiniz bölümleri? için. Bakabildin mi daha Ya önceki? baktım tabii, hemen baktım. Böyle bir Türk Viyonsel tarihini bir yere kayıt almaya çalışıyoruz. Çünkü böyle bir şey yapan diğer çalgılarda hiç kimse yok. Ne kemanda, ne piyanoda, ne şanda hiçbir şeyde bir şey yok. Bir gün birileri diyecek ki, aa bak 20 sene önce şu şunu demiş, bu bunu demiş, şu hoca bunu demiş, bu viyonselci bunu. O, yani bu bir yerde kalsın, eminim bir gün birileri bunları kullanacaktır diye ümit ediyoruz. Çünkü çoğu şey böyle kayboluyor kaydetmeyince. Evet Nilcim, bizim konsept gereği hemen söyleşinin başında kısaca, tabii yani isterse uzatabilir ama konuğumuz kendini biraz anlatıyor. Her ne kadar Türkiye'de çok iyi tanınıyorsun, Avrupa'da da iyi tanınıyorsun ama bilmeyen birileri karşılaşırsa diye Estağfurullah. kendini Tabii ki, biraz tabii ki. anlat lütfen. Tabii ki. 9 yaşında viyolonsel çalmaya başladım. İlk hocam Dilba Toka'yla lisans sonuna kadar Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim aldım. Lisans eğitiminden sonra Köln'deki müzik okuluyla da master yaptım. Klaus Kangizer'le onu tamamladıktan sonra Paris'e gittim. Çünkü farklı ülkelerde yine master yapabiliyorsunuz. Aynı ülkede, aynı dalda yapılamıyor ama farklı ülkede yapılabildiği için ben de henüz daha yaşım erken biraz daha okuyayım diye bu sefer Paris'e gittim. Paris Konservatuvarı'nda Marc Copé ile bir master daha yaptım. Onun tamamlanmasının ardından bir de oda müziği master yaptım orada Itamar Golan'la. Hatta aynı zamanda da bir yaylı kuartetim vardı. Onunla da Paris'te başka bir okul daha var. CRR diye, Conservatoire Rayonnement Régional diye. Daha bölge konservatörü, belediye konservatörü. Orada da İzai Kuartet var. Onun üyelerinden viyolacı Miguel da Silva ile, hatta kendisi de Türkiye'ye çok konsere geldi diye biliyorum. Onunla kuartet olarak eğitim aldık. Ondan sonra nereye gittim? Ondan sonra o sırada Gotye Kapüsyon'un bir sınıf düzenlediğini duydum Louis Vuitton Vakfı'nda. O sırada ona katıldım. Ondan sonra o ilk senesiydi zaten. Orada onunla çalıştıktan sonra 2 sene orkestrada staj yapmak üzere Düsseldorf'a taşındım. Düsseldorf Akademi'nin sınavını kazandım. Orada 2 sene orada staj yaptıktan sonra Leipzig'e en son dedim, o kadar okumuşken son doktorayı da yapalım. O da bitsin. Yüzük yüzük kuyruğuna geldik. O yüzden Leipzig'te de doktora eğitimi aldım. Peter Brunson sınıfında. Son olarak da zaten benim okuduğum okuldaki doktora eğitimi aynı zamanda mentörlüğü de mi içeriyordu diyeyim. Yani ders vermek de zorundaydım. Dolayısıyla hocaya aynı anda asistanlık da yapmış oldum 2 sene boyu. Eğitimim biter bitmez de 1 sene öğretim görevlisi olarak yine Leipzig'teki müzik okuluyla görev yaptıktan sonra vatana döndüm. Artık Ben İstanbul'dayım. Instagram'da senin Türkiye dönüş fotoğraflarını görünce çok şaşırdım. Hadi canım dedim, yani dönüyor mu hakikaten mi falan diye. Bilmeyenler için çok ani bir karar oldu ama benim çok uzun süredir aklımda vardı zaten. Dolayısıyla şimdiye kısmetmiş diyelim. Herhalde Türkiye'de en çok diploması olan viyonselci oldu diye tahmin ediyorum. Estağfurullah ama olabilir, evet biraz. Vallahi benim bir Çok tane var. arkadaşlarım çok dalga geçti zamanında. Evet, artık ordinasyon mu olacaksın okuma diye ama. Evet, bugünün konusu tahmin edilebileceği gibi Türk viyonsel eserleri ve bestecileri. Her ne kadar biz seni tanımaktan büyük keyif alıyorsak da biraz hani konumuzun icabı Türk viyonsel eserleri konuşmak istiyoruz. Senin de birçok güzel faaliyetlerin olmuş. Tek tek onları sırayla geçelim istiyoruz. Hangisiyle başlayalım bilemedim. Aslı, hangisiyle başlayalım? Ne yapalım?
İsterseniz direkt ilk seslendirmesini yaptığını bildiğimiz Utku Aşıroğlu'nun Hadi Bakalım eseriyle başlayalım. Tamam. Ne dersin? Utku Aşıroğlu konuşalım mı biraz? Olur tabii. Utku okuldan arkadaşımdı benim. Galiba bir dönem alttı. Yani yaşça aynı zaman sınıf olarak bir dönem aşağıdaydı diye hatırlıyorum. Bir ya da iki sene. Şöyle bizim... Çok çok eski bir hikaye çünkü o yüzden ben de bugün unutmamak üzere tekrar bir düşündüm nasıldı. Biz Kopuz Oda Orkestrası vardı İstanbul'da. Hala var mı bilmiyorum. Amatör müzisyenlerden kurulu bir orkestraydı bu. Onlarla Emirhan Tunca var arkadaşım Yonselci. O da Amerika'da. Kendisiyle beraber Vivaldi'nin ikili cello konçertosunu çalacaktık. 4-5 konserimiz vardı. Efendim? Evet. Aynen. Onu çalacaktık. Ondan sonra o sırada tabii bir biz parçası gerekiyor. Utku bu parçayı bestelemişti. Hadi Bakalım ismi de. İşte çalmak ister misiniz dedi. Denedik. Zaten Utku'nun eserleri biraz daha eğlenceli oluyor. Çok beklenmedik şeyler oluyor eserlerinde. Hala yazısı değişmediyse. Eseri işte bize sundu. Biz çalıştık. Çok hoşumuza gitti. En başı böyle... flajolelerle başlıyordu doğru hatırlıyorsam çünkü çok uzun süre oldu çalmayalı, o yüzden yanlış bir bilgi vermek istemem. Biz bunu çaldığımız zaman ben Türkiye'de hala eğitim alıyordum, muhtemelen 2007-2008 falan olabilir. Bayağı eski bir şeyi var, mezun olmadan önce 2008-2009 da olabilir. İşte Utku eseri getirdi, başı dediğim gibi flajolelerle başlıyor, daha dingin bir başlangıcı var. Daha sonra bu dingin pasajı tamamladıktan sonra birbirimize sadece Emirhan arkadaşımla bakıp hadi bakalım deyip bu sefer hızlı pasaja giriyorduk falan. Böyle giden komik bir eser yani. Herkes şaşırarak dinliyordu ama çok keyifliydi çalması. Eseri daha sonra biz 2010 olabilir, 11 olabilir emin değilim. Dorukhan Doruk'la çaldık. Rotterdam'da bir konserimiz vardı. Hatta Utku Rotterdam'daydı o zaman. Bizi davet etmişti. Bir de onunla çaldık en son. Ondan beri henüz çalmadım ama çok keyifli bir eser yani. Eğer ikili eserler çalmak isteyenler varsa çok tavsiye ederim. Peki sizin dışınızda çalan birini biliyor musun bu eseri? Hadi bakalım. Hiç duymadım. Okey, muhtemelen yok o zaman. Pek zannetmiyorum. Bildiğim kadarıyla yok. Hatta Aslı ile bildiğim kadarıyla bu eseri siz bir kere çaldınız, o da yurt dışında çaldınız diye biliyordum. Bu Türkiye... Yok, onu biz önce Türkiye'de çaldık. Onu ilk Emirhan'la çaldık. Daha sonra Dorukhan'la çaldık. Değil mi? Bizde kaydı yok aslında o Türkiye performansının, yurt dışı var. Bizde yok, Türkiye'deki var. Emirhan'la beraber olanı var. Dorukhan'la olanı bilmiyorduk. Dorukhan'la olanı. Utku da zaten bir üçüncü şeyi bilmiyor. Yani senin çaldığın dışında başka kimsenin çaldığını bilmiyor. Yani eseri. Belki yurt dışında hani birilerine belki verdiyse bilmiyorum ama biz de zaten yani o zaman tabii bahsettiğim zaman baktığımızda bir 10 senelik dilim ama o zamanlar çok fazla İnternette de video paylaşmıyorduk. Hani böyle kayıtlar düşmediği için demek ki keşke paylaşsaymışız o zamanlar. Var bilmiyorum, bakmak lazım şey. Belki. Galiba var eski kayıtlar ama şu an daha yeni de taşındığım için ne nerede çok iyi bilmiyorum. Vallahi ama onu bekliyorum. Bir araştırıp. çünkü bunlar önemli. Biz bir yandan da Türk viyonsel eserleri performans tarihinde çıkartmaya çalışıyoruz. Bir eserin ne kadar popüler olduğu, ne kadar çalınmadığı... Burada da sebeplerini de konuştuğumuz için en azından biri der ki ya işte çalan eseri beğenmemiş ya da bir şey olmuş, şu olmuş. Ya yani o hikaye bundan sonra çalacak insanlar için de bir referans noktası oluşturuyor. Diyorsun ki eğlenceli. O evet. İyi bir referans. Ben buraya şimdi not ediyorum. Bu orkestrayla tarihimizi bulup göndereyim ben size ne zaman çalındığını. 2007 diye bir kayıt var bende. Utku'nun muhtemel söylediği işte, 2007 aynen. Yılında. Orada o Emirhan'la beraber çaldığınızın küçük bir kaydını da Utku Bey bana gönderdi. Gönderdi ama mi? Video kaydı değil de ses kaydı bizde. Ha, ama başka bir hani konserin bir görüntü kaydı vesaire bir şeyler de varsa bunlar bizim gerçekten hani bir arşiv yani, yapmak bulursan için. Bulursan bir YouTube kanalımıza da koyarız. Hiç problem değil. Tamam canım, seve seve. Çok güzel olur. Bizim yani için de bir nostalji niteliğinde olur. Yani burası bir viyonselci arşivi ise şu an onu oluşturmaya çalışıyorsak isteyen herkese bunu teklif ediyoruz. Eğer arzu tabii. Ederlerse burada dursun, birileri dönüp baksın. Yani sonuçta bu hepimizin tabii. Kütüphanesi. Sonuçta burası ticari getir bekleyen bir kanal değil. Tamamen kendi evet. Aramızda ilgileniyoruz. Tabii. O yüzden bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Yani iki kere çalınmış Utku'nun eseri.
Bundan sonra ne yapalım? Saygına geçelim mi? Ne yapalım? Ne kaldı? Neyi konuşmak istersin? Sen yani söyle. Şöyle daha sonra yani şöyle söyleyeyim ben size. Türkiye'de eğitim aldığım dönemde çok fazla Türk eseri çalmadık. Zaten daha öncesinde hocamla da röportaj yapmışsınız. Onu da gördüm. O da onun da anlattığı gibi yani o zamanlar çok fazla elimizde seçeneğimiz de yoktu. Daha bir de şöyle de bir şey var aslında. Müfredat olarak yani ben öteki okulları bilmiyorum tabii. Hani Ankara'da nasıl kesinlikle bilmiyorum sizin müfredatınız ama bizim müfredatımızda daha genel olarak çağdaş eserlerin ben eksik olduğunu düşünüyorum. Hani Türk eserleri az ama çağdaş da çok. Yani ben 2009'da master eğitim almaya gittiğim zaman gördüm ki bir sürü eser var aslında. Mesela ne bileyim Hindemith, Ligeti, işte Cramp var, Gütüyor var. Yani bunların hepsini aslında çalmamız gerekiyor hepimizin ama zaten başta müfredatta bunlara çok fazla yer verilmediği için tabii Türk eserleri de çağdaş olması nedeniyle hepsi beraber biraz tabiri caizse güme gitmiş oluyor maalesef. İzin ihmali Nilcim, bu senin değil. Ankara'da bizde sanat yeterlikte Türk viyonsel konçertosu zorunluluğu vardı. Sonra bu Türk viyonsel eserine çevirdik çünkü piyano partisi bulmak çok ciddi problem Türk konçertolarında biliyorsundur. Bizde de aynı sıkıntı var. Yani ben Nevit Kodallı konçerto ile mezun oldum sanat yeterlikten. İki ya da üç kere çalındı toplasan. Hadi dört kere ki. Çok da güzel bir eser. Adnan Saygun'un ki en şanslı konçertomuz Adnan Saygun diye düşünüyorum. Fazıl'ın eserini saymazsan. O bile toplasan 7-8 kere çalındı. Yani bütün eserlerde aynı sıkıntı var. En popüler bestecimiz bile hak ettiğinin çok altında ilgi görüyor. İşte Cemal Reşit'in konçertant parçaları bile toplasan 3 kere çalınmış, 2 kere çalınmış. Yani bu ki bunların hiçbiri küçümsenecek eserler değil. Kesinlikle kesinlikle çok güzel eserler hem de. O yüzden yani bu genel bir sorun. Kendini suçlama, bizi suçla, hocalar. Ben az sonra düzen dedim. Eyvah ne söyleyeceğim diye çok panik oldum. Çünkü bir de önceki yayınları da çok iyi bilmediğim için sonra yayınları izleyince rahatladım. Herkes bu dertten muzdaripmiş zaten. Yani önce bir sorunu doğru tespit edelim. Etrafla paylaşalım. Sıkıntımızdan bahsedelim. Kesinlikle, kesinlikle. Kim ne yaparsa yapsın ama en azından böyle bir sorun olduğunu konuşalım. Diğer türlü yani bir de şöyle bir şey oluyor. Lafınızı kesiyorum ama eğitim hayatımız süresince şimdi ben 2 sene önce mezun oldum mesela. Mezun olmadan önce işte katıldığım bir sürü yarışma, kurs veyahut da bana gelen konserlerde şöyle bir şey oluyor. Şunu çalar mısın? Veyahut da işte program var, şu program çalınacak. Dolayısıyla hani o süreç içerisinde her zaman rahatça şu programı çalayım diye seçme şansı hep olmuyor. Hep bir yerlere bir şey yetiştirme, bir sınava program yetiştirme tarzı şeylerle uğraştığımız için o biraz zor oluyor. Ama ben de şu an tabiri caizse freelance bir müzisyen olarak bu saatten sonraki programım kendi keyfim hikayesi ben olduğum için dolayısıyla elimden geldiğince daha fazla ben de yer vermek istiyorum. Zaten bir tane çalıştığım bir ajans var Türkiye'de, onlar menajerlik ajansı. Onlar da kendileri bir Türk konçerto kataloğu diye bir şey yaptılar. Hatta Hasan Hoca ve öteki diğer bestecilerimizin de hepsine sorarak onların da fikirlerini alarak bir katalog yaptılar. O kataloğun içinde de olan cello konçertolarını istiyoruz ki onlar daha çok yurt dışında konser ayarlama amaçları var. Oralarda çalmışken Türk konçertolarını çalalım çok istiyorlar. O yüzden inşallah önümüzdeki projelerde olduğu sürece ben de çok istiyorum çalmayı. Liste konusunda bütün desteği veririz. Çok sanıyorum elimizde bütün liste şu an var gibi duruyor. Atladım. 267 eser var şu an Türk viyonsel eseri bulabildiğimiz. Tabii notaları eksik olan bir 40 mı Aslı, yaklaşık 40 eksiğimiz var sanırım hala. 38-40 tane eksiğimiz var. Her geçen gün artan eskilerden eserler buluyoruz. Yani her araştırmada yeni bir şey daha, kayıp bir şey daha buluyoruz ve listemiz gittikçe kabarıyor. Ama hani şu anda en azından eksiklerimiz mümkün olduğu kadar azaldı. Çok güzel eserlerimiz varmış. Meğer de hiç haberimiz yokmuş. Tabii tabii. Bana 2 tane arkadaşım beste yapıp gönderdi. Yani bana ithafen. Kaç sene oldu? Ben de halen onları çalamadım. 2 tane de bende var böyle, size iletebilirim hemen, isterseniz. Hemen. Harika. Ya çünkü ben bunları herhangi bir okul konserinde vesaire çalmaktansa gerçekten bir solo resital yapıp hakkını vererek çalmayı çok isterim. Solo resitalde biliyorsunuz daha
nadir düzenlenen bir program olduğu için bir türlü denk gelmiyor. O yüzden onları da ilk çalışta bile yapamadım. Kayıttan sonra hemen istiyoruz. Çünkü tamam, her biri bir hazine. Ne kadar birileri bunları bilirse hep birlikte o kadar büyüyeceğiz diye düşünüyoruz. Tamam. Neyle devam edelim? O zaman Saygun'a döneyim ben size. Onu anlatacaktık. Oradan şey yaptım ben. Saygun'u şöyle oldu. Saygun'un partitasının 4. ve 5. bölümünde biz bir yarışmaya gidiyorduk. Hatta gördüm Dilma Hoca anlatmış işte biz yarışmalara giderken orada ufak işte kısa solo eser olsun diye istiyorlardı. Biz de solo tek bir eser kısa bulamadık doğru hatırlıyorsam. Yani çok eski tabii bu 2004-2005'ten bahsediyorum. Dolayısıyla partitayı keşfetmemizden itibaren yani Nuri Hoca söylemişti galiba Dilma Hoca ben de öyle hatırlıyorum. Onun üzerine biz de onun 4. ve 5. bölümünü alalım. Çünkü galiba herhalde 10 dakika falan bir eser çalmamız gerekiyordu solo. Öyle olunca onun 4. 5. bölümü de tam minütaja da uyuyor. Bu şekilde onu çaldık. Sonra bir süre sonra zaten gittiğimiz çoğu yarışmada solo eser deyince sürekli onu çalmaktan bir ilk 3 bölümüne daha başlayamadık öyle. Sürekli o 4-5 kaldı. Daha sonra ben kendim tabii öğrendim onu ama... O öyle oldu. Onun dışında ben onu yine şeyde çaldım. Başka konserlerde de çaldım yurt dışına gittiğimde. Artı hatta bir tane yarışma, başka bir konser bursu edindiğim bir yarışmada kazandım. Pardon, çalmıştım onu. Ondan sonra 2016'da Pierre Loti Festivali var. Şöyle söyleyeyim. Pierre Loti Ülkeleri Festivali gibi bir isim var. Festival de Pays Pierre Loti diye geçiyor. Onun yani galiba Türkiye'de de yapmaya çalıştılar ama tam yapmaya çalıştıklarında bu bombalar falan patlamıştı. O sıra iptal oldu. Galiba 2017'de mi 16'da mı ne düzenlemeye çalıştıklarını hatırlıyorum. Ben 2016'da Rochefort diye bir şehirde çaldım. Fransa'da. Hatta şöyle bir program vardı onun. Birkaç solo eser çaldıktan sonra yani bass suite'lerde çaldığım yani hepsinden böyle daha ne diyeyim bölüm bölüm çalmamı istediler. O sırada bir de Türk bir tiyatro sanatçısı Fransa'da yaşayan kendisinden de Nazım Hikmet'in şiirlerini bir de Pierre Loti'nin bir kitabından bölümleri okumasını istediler. İşte ben çalıyorum o okuyor şeklinde. Bunun şeyini de desteğini de Türk Büyükelçiliği veriyor hatta orada. O şekilde de çalmıştım. Saygun onun dışında 2011'de Almanya'da bir resitalim vardı. Orada Saygun sonat çaldım. İlk kez o zaman çalmıştım ben. Çok çok da sevdim sonatı. Gerçekten çok güzel bir sonat o. Hatta o konserde Rahmaninov sonat çalıyordum. Arşem kırıldı. Bir anda arşi ortadan ikiye bölündü. Gazeteye çıktık falan. Gerçekten çok komik ama o programda Saygun hatırlıyorum onda vardı. Başka nerede çaldım Saygun? Bakayım bir hatırlamaya çalışayım. Başka yerlerde de çaldım ama. Şunu hatırlıyorum. Biz yarışmalara giderken hatta bu Partita 4. 5. bölümü bir Nuri Hoca'ya da dinletmişti Dilba Hoca. Aynı zamanda rahmetli yani ikisi de rahmetli Ruşen Güneş'e de çalmıştık. O da bizi dinleyip bir sürü fikir vermişti sağ olsun. Yani öyle. Onun dışında ben besteci geçiyorum. Devam ediyorum ama. Bir yerde... Ben şeyi çok merak ettim. Yurt dışında bu sonat ve partitayı çaldığın zaman Almanya'da, Fransa'da dinleyicilerin tepkileri nasıldı Adnan Saygun'a? Yani herkes de hani hiç negatif bir yorum görmedim. Herkes çok beğendi. Genelde notasını soruyorlar. Notasını alabilir miyiz diye. Şimdi hatırladım. Ben bunu bir de Amerika'da bir masterclass'ta çalmıştım. Hatta Eastman'dan bir hoca benden notasını rica etmişti falan. Yani insanların çok hoşuna gidiyor tabii ki. Çok etkileniyorlar. Çünkü çok güzel bir yazım ve bütün programlara da çok güzel bir renk kattığını düşünüyorum. Yani hep pozitif yorumlar. Saygın çok bizim güzel. Herhalde en şanslı 2-3 bestecimizden evet. biri. Tabii bu şansı fazlasıyla hak ediyor ama yine de birçok bestecimiz Saygun kadar kendini hatırlatabilecek fırsata sahip olmamış. Yani ben özellikle Saygun Konçerto'ya hakikaten hastayım. Olağanüstü bir eser.
Ama Allah'tan çok da çalınıyor. Çalınmış. Ama yani. Geringaz çaldı galiba, değil mi? Ya Ankara'da ya İstanbul'da var. Sanki. Koca bir liste var. Orada şöyle bir küçük anekdot anlatayım. Burada ismini anmak istemiyorum. Çok saygın olduğu düşünülen bir Türk müzik tarihçimiz. İlk yorumun, ilk seslendirmenin İstanbul'da olduğunu iddia edip bütün millet de onun peşinden gitmiş. Bütün kaynaklarda İstanbul'da Geringaz, Alexander Schwing eşliğinde 1993 Ekim'de çaldı diye yazıyor. Halbuki seslendirme 1991 Doğan Cangal, Güler Aykal, Ceso. Evet, ilk ben çalan... de hep de Geringaz diye. Yani ilk çalan değil de Geringaz'ı çaldığını duymuşum. Yani internete girdiğin zaman zaten sadece onu görüyorsun. İlk seslen... Çünkü delinin biri bir kuyuya taş atmış. Herkes de o zannediyor doğal olarak. Çünkü Google Hazretleri her şeyi doğrusturuyor ya. Ama sağ olsun Doğan Hoca bizi kırmadı. Konser programını verdi. Gürer Hoca yönetmiş. Gürer Hoca da biliyorsun saygın öğrencisi. Tabii. Çalmış. Bir tek Anan Hoca görememiş, yetiştirememişler konser programından. Vefatından 10 ay sonra olmuş ama ilk seslendirme Ankara'da Doğan Hoca çalmış. Yani sadece bil diye. Yok çok sevindim olarak. Evet. Ben de demek yoksa internete girdiğin zaman Alexander Schwing İstanbul Almanya'da çalmışlar. Yani herkes öyle biliyor. Çünkü bir büyük müzik tarihçimiz öyle buyurmuş. Herkes de öyle öğrenmiş onu. Neyse. Sonra başka bahsetmek istediğin bir Türk eseri var mı? Var. Önce şeyi söyleyeyim. Ben Alnar Konçerto'yu çalacaktım. Bundan birkaç sene önce, 3 sene önce falan olabilir. Erdem Çöloğlu var. Şeflik yapıyor. Aynı zamanda Mimar Sinan Üniversitesi'nde hoca. Kendisi davet etti. O zaman Eskişehir'de hocaydı. Aso ile çalar mısın diye notalarını da gönderdi. Fakat ben o zaman yurt dışında olduğum için bir şekilde getirilemedim. O yani yol durumundan dolayı ayarlanamadı. Dolayısıyla çalamadım. Geçen gün Münif abiyle yaptığınız sohbeti izlediğimde gördüm, elimle yazdım diyor ya orada. Bana o zaman tabii el yazısı değil, yazılmış hali geldi artık, bize kadar ulaştı ama dolayısıyla maalesef onu çok çalmak istiyordum, onu çalamadım. Ama onun dışında Yunanistan'da Atina'da bir festival var, çok meşhur, Athens and Epidaurus Festivali diye. Orada Yunanistan'da bir partnerim var, hatta Saygun Sonat'ı da çaldığım partnerim. Onunla beraber o festivalde iki konserimiz oldu. Hatta Yunanistan Ulusal Bankası bize sponsor olmak istedi CD yapmak için. Ve o CD kaydında aynı programı da konserde de seslendirdik. Hasan Hoca'dan Elif Dedim Be Dedim'i çalabilmek için izin istemiştim o zaman. Hatta Yunanistan'da başka konserlerde de hep onu çaldık. Mesela ona çok değişik şey geliyor tabii ki. Ne derler? Reaksiyon alıyor çünkü eserin sonunda türkü gibi söylenmesini istiyor hoca. O yüzden orada çok daha değişik bir herkes aa diye şaşırıyorlar tabii söyleyince. Ama bir de piyanist Yunanistanlı olduğu için kızdan rica edemedim söyler misin? Dedim, sen söyleme çünkü piyano farklı bir şey diyor. Yani ben hem orada... Hasan Hoca hem Dilba Hocan anlattı ikisi ayrı ayrı. Evet. Hasan Hoca çok güzel anlattı komple. Tabii de. orada çaldık. CD kaydı yapıldı. Çok da güzel oldu. Mixi vesairesi her şey hazırlandı. Fakat Yunanistan'da her zaman olan krizin büyümesi nedeniyle o CD bir türlü basılamadı. Öyle duruyor kayıtlar. Ama orada çaldık. Şimdi şeyde konser olacak. Önümüzdeki Ekim ayında inşallah bir problem olmaz da iptal olmazsa bu Royal Concertgebouw Orkestrası'nın bir de oda orkestrası var. Onun üyelerinden kurulu Concertgebouw Chamber Orkestra diye oda orkestrası. Onlarla beraber bir turnem olacak solist olarak. Onlar da tabii bu yine onlardan eser geldi. Schumann Cello Concertosu'nu seslendireceğim. Bir de keman için olan Çaykovski'nin 3 parçasını. İlla onu çalalım dediler. Ben dedim Çaykovski'nin bir sürü başka parçası var. Ama illa bunu izlediler. Dolayısıyla Beyoncé'le uyarlayıp gönderdiler. Onu çalacağım. BİS'te de Türk eser var mı dediler. Ben de oradan Hasan Hoca'ya telefon edip hocam bir eseriniz var mı? Hani son zamanda belki yazmıştır. Ya da bir şey, yeni bir şey yazmak ister misiniz diye. Hasan Hoca çok meşgul olduğu için tabii bu size de bahsettiği. 2019'da ekleme yapmış ya bu Elif Dedim Be Dedim'in o 3 türküyü bana gönderdi. Onlardan birini de bakalım orkestra yönetimiyle beraber seçip önümüzdeki aylarda hallolur. İnşallah en azından BİS'te onu çalacağız.
Türkiye'de konser olacak. Belki Ankara'ya da geliriz. Gelirsek sizleri de umarım harika çok olur. Görmek harika isterim. Olur. Dolayısıyla bu şekilde yani bir de orada sesleneceğim inşallah. Öyle şu anda bu şekilde anlatabilirim. Ben senin Instagram'da Selman Adan'ın bir eserini dört viyonsele adapte ettiğim bir kaydı seyrettim. Bayıldım. Aa, evet. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Ben onu şeyden gördüm. Ümit İşgörür, Ümit Hoca'nın piyanoyla mı çalmıştı, arpla mı çalmıştı hatırlamıyorum ama o eseri çaldığını gördüm. Sonra eser çok hoşuma gitti. Notasını bulduktan sonra o sırada da bu birkaç, nasıl söyleyeyim, bu uygulamayı keşfetmiştim. Kendinizi birkaç karede alıp sadece kendinizle çalabileceğiniz. Onu keşfedince dedim ne kadar güzel eser, bunu da denesek. Piyano partisini koyarak, biraz tabii piyano partisi olduğu için zor oluyor atlamaları falan ama bir şekilde fena bir kayıt yani olmadı. Tayfun, bu Nil'in bu kendini Multiplice diye bir film vardı. Aynı onun gibi Michael Keaton'ın bir filmi vardı. Kendini bölüyordu 3'e 4'e. Aynı şekilde Nil de kendini böyle 3'e 4'e bölüp yaptığı cover mı diyelim, çok tam onun tabiri nedir çok bilemiyorum. Ama yani böyle eserleri çok güzel dinlenebilir bir şekilde sunması konusu Nil'in çok 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 teşekkür ederim. Çok sağ olun. Enerjisi çok yüksek, çok güzel, çok çalışkan. Teşekkür ve çok ederim. Da güzel çalan bir çelist bence de. Çok sağ olun. Çok çok mutlu ettiniz beni. Teşekkür ederim. Yani, o anlamda Türkiye'de Beyoncé'nin tanınmasına da çok ciddi faydan olduğunu düşünüyorum. Sadece senin kişisel konun. Sağ olun. Konum, çok teşekkür ederim. Sonuçta hepimiz bir aileysek bu aileyi ne kadar büyütür, ne kadar insanlara cazip hale getiririz. Bir de malum kendin için freelance çelist diyorsun. Yani şu an freelance. Ben eğitimcilik amacıyla Türkiye'ye döndüm tabii ki. Asıl amacım oydu. Çünkü eğitime bu kadar seneleri verince, bir de çünkü yazları da gittiğim kurslar vesaire derken çok hoşuma gitti bu eğitim işi. Dedim ki yani ne kadar güzel bir şey dersen. Yani bir de dediğim gibi en son hocama da yaptım asistanlık. Dolayısıyla sonra son senede de öğretim görevlisi olmamla beraber baktım gerçekten çok seviyorum ders vermeyi. Yani saate bakmadan, bir de çenem de gördüğünüz gibi. Dolayısıyla saat limiti olmadan saatlerce ders yapabilirim. O yüzden dedim o kadar öğrenmişken hani buradaki çocuklara da bir katkımız olsun. Sürekli bir beyin göçü yaşanıyor. O yüzden dönmek istedim. Valla sana 29 yılın tecrübesiyle bir şey söyleyeyim mi? 29 yılın tecrübesiyle. İyi hoca yoktur, yetenekli öğrenci vardır. Kötü öğrenci yoktur, hoca beceremiyordur. O yüzden aklının bir köşesi de bulur. Başına geldiğinde anlarsın. Kariyerini yeniden kazanma dedi. Çocuğun yeteneği geldir. Hemen internete giriyorum. Hazreti Google'a. Ya bu kendi aramızda hemen bir oldu. pozisyon bunu. Ama şimdi uçuş da yasak. Evet, yani madem bu yola baş koyduğunu söylüyorsun, hani aklının bir köşesinde bulunsun. Hatırlayacağım evet. İyi olan her şey hocadan gelir, iyi olan her şey öğrencinin eseridir. Maalesef öyle şeyler oluyor tabii. Şimdi o zaman ben şeye devam edeyim. Gelecekte bu seneki eserler dışında kafanda, yani bu cesur hamlen, Türkiye'ye dönüş hamlene istinaden soruyorum bunu freelance dediğin için. Başka ne planlıyorsun? Yani Türk Beyoncé eserleri konusunda böyle önüne fırsatlar çıktıkça bir resital olsun, solo bir şeyler olsun, CD olsun bir şeyler. Yani CD tabii eski teknoloji ama albüm diyelim. Bir şeyler planladığın, kafanda plan dahi olarak var mı? Hani senin yani bahsettiğim gibi hani konserler düzenlendikçe özellikle konçertoların çalınması bence çok daha da yararlı olacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani daha uzun soluklu eserler olduğu için. Hani dediğim gibi özellikle yurt dışında olabilecek konserlerde çok istiyorum bu eserlerin çalınması. Tabii telifi vesairesi nasıldır bilemiyorum. Notalara erişme kısmı da var bunun. Şey geldiği zaman sizlere de danışmayı çok isterim. Ama onun dışında hani CD olarak o başlı başına bir prodüksiyon olduğu için tabii ki CD yapmayı çok isterim. Tabii ki kayıt yapmayı isterim. Ama tabiri caizse CD kısmı, kayıt kısmı biraz parayı veren düdüğü çalar olduğu için çok kolay olmuyor iş. Ben de işte
Naçizane telefonla falan kayıt yapıyoruz şu an evde. Yani o gerçekten ya birisi sponsor olacak ya da kendiniz bunu finanse edebiliyorsanız. O olmadığı sürece tabii ki çok zor. Ama Gördüğüm olursa kadarıyla seve seve. yani Instagram'daki videoların seyredilme sayısı ortalama Türkiye'de bir klasik müzik CD'sinin satış sayısının baya baya üzerinde. Çok Estağfurullah. güzel bir şekilde insanların ilgisini çekmeyi becerebiliyorsun. Bu bir yetenek. Sağ Ben olun, herkesin teşekkür ederim. yapabileceğini düşünmüyorum. Nice çok iyi sanatçılar var. Ama hani bu başka bir şey. Bu başka bir dünya. Biz biraz Teşekkür yaşlı ederim. kaldık herhalde burada. Estağfurullah. Yeni yeni adapte oluyoruz. O anlamda çok doğru kullandığın için ayrıyeten teşekkür etmek istiyorum. Çünkü Sağ olun. bilgisayar ne kadar dinlenir, insanların kullandığı yer edinirse o kadar hepimiz iyi olacak gibi geliyor. Sonuçta Doğru. hepimiz faydasını görüyoruz bunun. Evet. Aslı var mı başka sormak istediğin bir şey Nil'e? Var, bir sürü şey var benim sormak istediğim. Mesela yurt dışındaki hocalarından Türk eserlerine herhangi bir mail ya da hani mesela onların merak ettikleri eserler oldu mu? Onların çalıştıkları belki senin gördüğün. Çünkü çok iyi hocalarla çalıştın. Türkiye mesela Kapıçoğlu'na beraber yaptığın bir master class'ı biz hep beraber Mesro'dan izledik. Yani ve gerçekten ağzımız Teşekkür açıktı o ederim. zaman, bizim için inanılmaz bir gurur kaynağıydı. Yani bizden bir isim Meso'da, yani çok çok büyük bir şeydi gerçekten. Zaten hani ne kadar iyi bir çalist olduğunu herkes çok iyi biliyordu. Bilmeyenlere de göstermiş oldun. Ve hani çalıştığın hocalar da aynı şekilde bizim hepimizin çok merak ederek, yani derslerini vesaire ya da yaptıklarını merak ettiğimiz hocalar, onların Türk eserlerine bakış açıları, yani mesela hiç merak ettiler mi? Onu da bilmiyorum. Ya da hiç çalan oldu mu hocaların içinden? Yani çalan bildiğim kadarıyla olmadı diye biliyorum. Yani mesela bunların arasında en çok Türkiye'ye gelen Peter Bruns oldu. Ben kendisiyle zaten Türkiye'de tanışmıştım. Ayvalık Müzik Akademisi'nde Filiz Hoca'nın kurculuğunu yaptı. Orada da hatta kendisini en son 2007'de görüp sonra 2017'de 10 sene sonra hocam sınıfınız için sınava girebilir miyim diye yazdığımda bayağı benim boyum uzamış. Ergenlikten genç kadınla kendisi de daha yaşatmış falan, böyle çok enteresan olmuştu. Çok duygusal da olmuştu, yani en son gördüğümde çocuktum. Kendisi çok Türkiye'ye geliyor. Dolayısıyla hani o çaldı mı bilmiyorum. Bana öyle bir konuda bahsetmedi. Ama hani ben kendilerine çaldığım zaman çok güzel tepkiler verdiklerini ve beğendiklerini net hatırlıyorum. Ama kendileri çaldı mı, yani bana kimse sormadı notasını verir misin diye, öyle bir diyalog yaşanmadı. Hani dürüstçe söylemem gerekiyorsa. Çünkü Tabii. dediğim gibi zaten çaldığım, onlara çaldığım eser de daha sınırlıydı. Hani söyleyebilecekleri şey, nasıl söyleyeyim, daha teknik ve kendi müzikal fikirleri doğrultusunda olduğu için, hani bir Türk kültürü referansı alamayacağım için ben de hani bir ders çalıp tamam şey yapıp hani çok fazla onlara nasıl söyleyeyim, çok iyi referans alabileceğimi düşünmedim bir yabancı gözüyle açıkçası. Hani şimdi burada biraz da o kültürü de yaşamak lazım oraya bir yorum yapabilmek için. Ama yani çaldığımda çok beğendiler, evet. Öyle söyleyeyim. Ya Gotye de çalmadı diye biliyorum. Hiç duymadım çaldığını. Neyse, belki bu bizim kanal millete biraz heveslenmek için mazerete dönüşür diye ümit ediyoruz. Var mı Aslı başka soracağım bir şey? Şu an yok yani, çok çok merak ettiğim tabii ki şeyler var ama şu an aklıma gelmiyor. Ben ayrıyeten Yani şöyle kendisiyle söyleyeyim, görüşüp Beyoncé sonat olarak değil de biz şeyi Fazıl Say'ın bu kuarteti vardı, Divorce. Onu çalmıştık mesela hocamıza, kuartet hocamıza. Mesela o çok beğenmişti. Çünkü çok aksak ritimler falan, çok fazla aksiyon var eserin içinde tabii. O çok ilginç gelmişti mesela ona, ama tabii biz Beyoncé eserlerinden konuştuğumuz için şimdi o daha konu dışı kalıyor. Evet, ya özellikle şeyden kaçınıyoruz Nil. İşte triyolar, piyano triyolar, yay sazlar, kuartetler. Oraya bir Evet. girersek ucu bucağı yok. Böyle bile 267 eser var. 350'ye çıkacak. Nerede keseceğiz onu bilmiyorum. Yani onun limiti sekstet midir, oktet midir, nerede keseceğiz? Mecburen Viyonsel ve hani
tek bir çalgı olabilir. O noktada keselim dedik. Evet. Hani çok viyonser olursa o da okey ama hani başka evet. çalgılara çok bulaşmamak istiyoruz. Çok çok iş büyüyor diğer türlü. Tayfun, var mı senin soracağın bir şeyin ile? Ya benim soracağım yok. Hayranlıkla izliyorum ve takipçisiyim. Hep de takip ediyorum. Sağ olun, teşekkür ederim. Bu genç yaşında, bu yetenekli hanımefendi, burada benim saydığım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 tane de uluslararası ödül almış arkadaşlar. Ellerine emeğine sağlık. Bu teşekkür ederim, sağ olun. Lütfen sen düzelt, tevazundan hiçbirini söylemedin ama hepsi de önemli ödüller. Sadece evet, bir altını çok çizmek teşekkür istedim. Ederim. Sağ olun, çok çok teşekkür ediyorum. Bu arada proje olarak da yine yaptığımız bir şey var. Bilmiyorum konu dışı mı olur ama hani Türkiye'ye geldin neler yapıyorsun konusuna unutmadan onu da eklemek isterim. Şimdi ben tabii yine konuştuğumuz gibi eğitim hayatı biraz uzun olunca bu akademiler çok uzun gidiyor ve kendim de çok katılıp tecrübe ettiklerimin hani o konseptle bir şeyleri Türkiye'de daha da fazla olmasını çok istiyorum tabii. Bu da bu konudan yola çıkarak ve oda müziğine de ayrı bir hayranlığım var. Bahsettiğim gibi hani ana dal olarak da oda müziği eğitimi almamla beraber bir trio olarak, bir kuartet olarak bir akademi ve festival kurduk. Önümüzdeki Eylül ayında inşallah pandemi, her şeye inşallah pandemiye kurban gitmezse demek zorundayız ama kurban gitmezse inşallah İstanbul'da olacak. İstanbul Uluslararası Oda Müziği Festivali olacak. Ve İstanbul Uluslararası Müzik Akademisi olacak. Müzik Akademisi'ne de idolüm olan violonsel sanatçısını çağırmak çok istedim. Kendisinin de hiç Türkiye'ye geldiğini görmedim. Gary Hoffman var. Amerikalı ve yani yıllardır Fransa'da yaşıyor ama kendisinin böyle masterclassları dolup taşıyor diyeyim. Ben dolayısıyla... Gary Hoffman'ı biliyor musun? 1980 ben nerede tanıştım Gary Hoffman'ı biliyor musun? 85'te Kuhmo'da, Finlandiya'da. Aa, süper. Ben sevdiniz mi? Çok tatlı bir insan. Bilmiyorum sevdiniz mi ama. Çok 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 tatlı. O zaman size bir spoiler vereyim. Kendisini çağırıp akademiyi teklif ettikten sonra kendisini Türkiye'de bir konsere geleceğini öğrendim Aralık ayında. Hatta hadi, size tamam. Çok yakın. Özelden söylerim ismini. Tamam. İnşallah gelir de tekrar ben karşı... de dedim ki önce biz getireceğiz o zaman diye çeksin. Dolayısıyla kendisi de gelmişken bu sanatçılar da Oda Müziği Festivali adı altında konserler de verecekler. Böyle 4-5 konserlik konserler olacak. Ayrıca Svetlin Rusev geliyor, keman sanatçısı. Keman hocası olarak. Bir de piyano dersleri de olacak. Kaspar Franz var. Kendisini de Leipzig'ten tanıdım. Böyle 3 hocamız olacak. Bakalım bir şeylere, işte döndük bir şeyler yapmaya çalışıyoruz elimizden geleceği. Yani ama pandemiye kurban gitmedi. Cesaretini kaybetme. Harika bir enerjin var. Böyle çok devam. Teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Gibi insanlara çok ihtiyacı var. Sağ olun. Çok kadar karanlığın ortasında iyi bir şeyler yapabilme cesaretini kaybetmeyen insanlara gerçekten bu ülke onların sırtında yürüyor. Emin ol. Sağ sen olun. Çok çok teşekkür ederim. Evet. Ne yapalım? Bugünü kapatalım. 50 dakikayı bulduk bile. Evet. Evet. Bulduk mu? Üstün gibi aklı. Ben de inanamadım. Hakikaten çok keyifliydi. Ben dedim eyvah ne anlatacağım. Ya. Rahat ol. Yani konuşacak daha neler var da özellikle konsept gereği Türk viyonsel eserleri bazında kalmaya çalışıyoruz. Diğer türlü konu evet. Dağılacak korkusuyla. Ama yani ben hiç... de bir başka sezon Nil'i tekrar alırız biz. Umarım. Sağ olun. Seve seve. Umarım. Yeni bir şeyler olduğu zaman onları konuşuruz. Evet. Sağ olun. Nil bugün konuğumuzdu. Çok keyifli bir sohbet yaptık kendimiz açısından. Bir sürü yaptığı harika faaliyetlerin içinde Türk viyonsel eserleriyle ilgili olan planları, yaptıkları eserler birçok bir şey konuştuk. Bugünü de böyle tamamladık. Çok teşekkür ediyoruz Nil'e. Ben teşekkür ederim. Çok çok sağ olun davetiniz için. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.